Devam edelim. Aracın bekliyor. Sadece yedek olarak kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor. Kollu muydu, kolsuz muydu şimdi? Kollu, kolu da çıkar. Kolu da çıkar. Çok fonksiyonlu. Hem mont, hem yedek, hem kaban. Şu ışıklardan biz açık koyduk. Yalıtmayı ve yalıtmayı şekilde görebiliyoruz zaten. Tam kapattığımızda ışığında kullanılabilecek seviyede. Soba yeri var. Burayı bize... Burama hazır. Yukarıda davulun bazı, altında su deposu, jeneratörü. Hatay'dan aldığımız. Hatay'dan aldık. Ve sahibinin bir rüya üzerine sattı. Ve hayır olsun diye de bize yarı fiyatına sattı. Yarı fiyatına verdi. O hayır ona geri dönüyor. Hatay'dan getirdi, burada bize teslim etti. Ve yıllar sonra Hatay'a göreve gitti. 3 ay boyunca günlük 10 bin kişi orada yemek. Deprem, sel, çığ, erozyon ve buna benzer birçok felaketler insanlık tarihinden beri hep ola girmiş. Depremden korunmak veya selden veya çığdan korunmak sadece binalar ve yaşam alanlarının düzeltilmesiyle veya daha da sağlamlaştırılmasıyla olmuyor. Aynı zamanda yerleşim planlarının bu tip bölgelerden uzağa yapılmasıyla oluyor. Ki yaşanılan deprem bölgelerine baktığımız zaman artık fay hatlarından epeyce uzakta riskin en aza indiği bölgelere yeni binalar yapılıyor. Ama zamanındaki yerleşimlerden dolayı bugün artık bunlara çok müdahil olamıyoruz. Bugün bunu anlatmaktan, sunmaktan ve kamuoyuyla paylaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Makine ve ekipmanı ve teçhizatları artırmak ve bununla ilgili profesyonel bir hale gelmek hepimizin asli görevlerinden bir tanesi. Aramayla ilgili, kurtarmayla ilgili, doğada hayat kurtarmayla ilgili, enkazı ayağa kaldırma, kırma, kesme, delmeyle ilgili aklınıza gelebilecek birçok yöntemle ilgili hepsinin farklı farklı eğitimleri var. Bu eğitimleri alarak bugüne kadar geldiler. Çok az sayıda bir eğitimimiz kaldı. İnşallah onu da tamamladığımız zaman bu 54 tane arkadaşımızın tamamı bakanlığımız ve AFAD tarafından akredite edilmiş profesyonel ekipler olmuş olacaklar. Şu anda ekibin içinde eksik olan bir parça kalmadı elhamdülillah. Allah lazım etmesin ama lazım olursa MAK ekibi yani MELAM Araba Kurtarma ekibi 7/24 bütün teçhizatıyla 27'şer kişiden oluşan iki tane ekibiyle ve özel aldıkları eğitimle beraber öncelikle ilçemiz olmak üzere ve şehrimiz olmak üzere ama ihtiyaç halinde de tüm Türkiye'de her yere koşabilecek afet ekipleriyle beraber onlarla yan yana koşturabilecek bir halde. Aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi profesyonel bir araç olması, akrediteye uygun bir araç olması. Bu aydınlatmalarımız mevcut. Ayrıca hidrolik bir çalışabilen tripod dediğimiz enkaz esnasında göçük olmasın diye kullandığımız takdimatlarımız. Ve yemek yapacak üniteleri eksiksiz bir vaziyette. 10 bin kişi kapasiteli ciddi anlamda profesyonel bir mutfağımız var. Astar kısmı, yalıtım kısmı ve branda kısmından oluşmakta. Şu aşağıda görebilirsiniz. Bu aşağıda gördüğümüz parlak görünen yalıtım kısmıdır. İç çeperde gördüğümüz astar kısmıdır. Dış taraftan gördüğümüz de branda kısmından oluşmakta. Kütlelerimizi kaldırmakta bizlere en büyük destekçi olan miçlerimiz afet anında. Kamyonlarımız ve iş makinelerimiz var. Şu şekilde afetin durumuna göre İş makinesi ve kamyon ekipmanlarımız değişiklik gösterebiliyor. Bunu... Bu aynı zamanda oturulabiliyor, yatılabiliyor, yani yemek yenilebiliyor, yolculuk yapılabiliyor. Çok amaçlı bir otobüs. Evet. Bu şekilde dizayn edilmiş. Yukarıdaki indirebiliyoruz.